Hepinize merhaba arkadaşlar. Kripto bir YouTube kanalına hoş geldiniz. Eğitim serimizin bir önceki videosunda sizlere bridge sistemlerden bahsetmiştik. İşte ağlar arası transferler nasıl yapılır? Hangi platformları kullanıyoruz? Bunlara değinmiştik. Bu videoda ise sizlere bunlardan bir tanesi olan ve bizim de en fazla kullanmış olduğumuz köprü platformlarından biri olan Orbiter Finance'tan bahsedeceğim ve nasıl kullanırız? Bunu göstereceğim. Daha doğrusu direkt kullanımını göstereceğim. Sizlerle birlikte birkaç ağda transfer işlemi gerçekleştireceğiz. Platforma girmek için orbiter.finance yazmanız yeterli. Bu şekilde web siteye bağlanıyoruz. Daha sonra web sitesinde sağ üst tarafta connect wallet diyerek metamask wallet'ımızı bağlıyoruz. Buradan metamask'ı seçiyorum. Metamask'ı seçtikten sonra bu şekilde cüzdanımız buraya bağlanmış oluyor. Şimdi bir bakalım metamask'ımız hangi ağda bizim. Metamask wallet'ımız şu anda poligon ağında gözüküyor. Biz de o zaman poligon ağında köprü işlemi yapmaya çalışalım. Ya da Arbitrum ağından Ethereum ağına da olabilir. Şimdi iki farklı ağda rastgele transfer işlemi gerçekleştireceğiz. Bir bakalım hangi ağdan Ethereum'umuz bulunuyorsa bunu gerçekleştirelim. Burada gördüğünüz gibi Ethereum, USDC, USDT ve DAI'yi ağlar arası transfer edebiliyoruz Orbiter üzerinden. Daha önceki videoda göstermiş olduğum diğer 8 farklı platformlarda daha farklı coinleri de ağlar arası transfer edebilirsiniz. Tabii ki en güvenilir ve en mantıklı hareket bunları transfer edip daha sonra o ağlardaki dex borsaları kullanarak diğer kripto paralara geçmek daha mantıklı olacaktır diyebilirim. Şimdi Ethereum ağını seçiyorum ve alt tarafta ZK Sync ağını seçiyorum. ZK 0.3 Ethereum'um bulunuyormuş. Arbitrum'da daha az olduğu için Arbitrum'u seçmek istiyorum ve buradan 0.02 olmak üzere bu miktarı ben Arbitrum yani Layer 2 ağına transfer edeceğim. Buradan miktarı 0.02 seçtim. Şimdi send tuşuna basarak karşı tarafa layer 2 ağına göndermeye çalışıyoruz. Gelen işlemi onay vermek için önce Ethereum ağına geçmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü biz Ethereum ağındaki Ethereum'umuzu Arbitrum'a atacağız. Bu yüzden ilk onayı Ethereum ağında yapmamız gerekiyor. O yüzden de Metamask Wallet'umuzun Ethereum ağında olması gerekiyor. Bu yüzden Ethereum ağına geçiş yaptık. Ve şimdi bakıyoruz işte ne kadar fee kesiyor? 0.0012 fee kestiğini gösteriyor. Buradan işlem onayına basalım. Ekstra Metamask olup bakalım bize ne kadar fee çıkaracak. Bu aralar ağlarda düşük komisyonlar olduğu için gayet düşük bir miktarda 0.41 centlik bir komisyon gözüktü. 25 dolarımızı 40 cent ödeyerek biz farklı bir ağa transfer edeceğiz. Yani baktığınız zaman 40 cent 8 TL gibi bir ücret. Yani buradan Asya'dan Avrupa'ya geçme ücretinden daha düşük olduğunu söyleyebilirim hemen hemen. Buradan onaylaya bastığımızda 40 cent'e paramızı karşıya transfer etmiş oluyoruz. Burada 100 bin dolar da gönderseniz 1000 dolarda gönderseniz ödeyeceğiniz fee tamamen A ücretiyle alakalı. Geçirmiş olduğunuz para miktarı ile alakası bulunmuyor. Şu anda Ethereum ağından Arbitrum ağına paranın geçişini bekliyoruz. Ethereum ağı daha yavaş olduğu için diğer ağlara göre buradaki yapmış olduğumuz transfer işlemi diğer ağlar arasındaki işlemden daha yavaş gerçekleşecek. Bu işlem gerçekleştikten sonra ki şu anda onayı aldık. Şimdi de Arbitrum ağının onay vermesini bekliyoruz. Buradan TX'e tıkladığımızda Ethereum üzerinden Onaylandığını görebileceksiniz. Bakın success şeklinde başarıyla tamamlanmış ve 40 cent ödemişiz. 25.75 dolarımızla karşıya yollamışız. Burada bütün detaylara bakabiliyorsunuz. Şimdi tekrar orbitere dönüyorum. Ve arbitrum ağında da onaylandığını görebilirsiniz. Tx'e bastığımız zaman arbitrum ağındaki işlem onayını da buradan kontrol edebiliyoruz. Ve arbitrum ağındaki komisyon ise 0.02 sent. Gördüğünüz üzere zaten layer 2'lerin amacı bizlere daha düşük komisyon ve daha hızlı işlemler gerçekleştirmek üzere çıkıyorlar. Bu yüzden Arbitrum, Optimism gibi Layer 2 ağları bu çözümleri sağlamak adına piyasaya sürülüyor ve artık biz bu ağları kullanıyoruz. E bu ağları kullanabilmemiz için de köprü yardımıyla Ethereum ağından bu ağlara geçiş yapıyoruz. Şimdi gördüğünüz üzere Ethereum ağından Arbitrum ağına Ethereum'umuzu transfer ettik. Şimdi tekrar bridge kısmına geliyorum. Bizim Arbitrum ağında 0.013 Ethereum'umuz vardı. Sayfayı yenileyelim bakalım geçmiş mi? Sayfayı yenilediğimizde gördüğünüz üzere 0.032 şeklinde 0.033 fark etmez. Miktar şeklinde karşıya geçtiğini görebilirsiniz. Şu anda biz Ethereum ağındaki Ethereum'umuzu Arbitrum ağına geçirmiş olduk. Bu şekilde sizler de işte ZK Sainz ağından Polygon ağına, Arbitrum ağından Optimizm ağına birçok ağda geçişlerinizi yapabilirsiniz. Bu sayede farklı borsalarda o ağın destekleyip desteklemediği önemsiz olmak üzere doğrudan bu Burada bridge yardımıyla bu ağlarda takılabilirsiniz ve merkezi borsalara ihtiyaç duymazsınız. Orbiter kullanımı da bu şekildeydi. Bu videoda sizlere orbiter kullanımından bahsettim ve nasıl bridge yardımıyla ağlar arası transfer yapabileceğinizi gösterdim. Ben sizlere bir tane transferi gösterdim. O da Ethereum ağından Arbitrum ağınaydı. Sizler diğer ağlarda kullanıp bütün ağlarda işlemler yapabilirsiniz. Bu arada bu videoda koyun mühendisinden arkadaşım Mert de yanımdaydı. Herkese selamlar arkadaşlar. Şu anda Kripto YouTube kanalındayız. Kripto Muhammed gerçekten çok güzel sizler için içerikler hazırlıyor. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Bu videoda zaten Koyun Mühendisi'nin yayın odasından hazırlıyorum. Kendilerine teşekkür ederim. Aynı zamanda onları da takip etmeyi unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Görüşürüz.